Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bir iki dakika falan geç kaldım çünkü yeni sorular hazırladım. Malum bitirecektik dersi, devam edeceğiz deyince başka sorular hazırladım hemen. O yüzden azıcık geç kaldım. Haydi bakalım hemen toparlanalım. Herkes gelsin, ondan sonra da başlayalım. Yine güzel birkaç tane daha soru tarzı göstereceğim size. Daha önce hiç çözmediğimiz bir soru kalıbı da göstereceğim. Daha çok DGS'de ve ALES'te sorulan bir soru tarzı ama KPSS'de de yıl yıl çıkmışlığı var. Bayağı da güzel sorular. Evet, haydi bakalım herkes gelsin, bekliyorum. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlarınızı beklerken ben birkaç cümlede sizin için kurmak istiyorum. Şöyle söyleyeyim. Her şey yavaş yavaş düzeliyor, farkındasınız herhalde. Bu virüsten ölen kişi sayıları da bayağı azalmaya başladı. Haziran'da inşallah dershanelerimiz de başlayacak. O yüzden ben hep söylüyorum ya size, umutsuzluğu bir kenara bırakın. Kendi kendinize umut olmaya çalışın lütfen. Ben inanıyorum her şey çok daha güzel olacak. Bu sene daha kolay bir sınav olacak. Çünkü çok kaybımız var, psikolojimiz çok bozuldu. Soru hazırlayan insanlar bunu illaki göz önünde bulunduracaktır. Bu sene atanmak için çok güzel bir sene olacağını ben düşünüyorum. O yüzden lütfen, tamam mı? Şey yapalım. Lütfen kendinizi motive edin ve tam gaz çalışmaya devam edin. Zaten dershanede beraber olacağım arkadaşlarıma lafım yok. Ben döndüğüm zaman çok iyi bir plan yapacağım ve dershanedeki öğrencilerimin Türkçe adına, sözel mantık adına, paragraf adına ne eksiği varsa yanlarında olacağım için kapatacağım, onların hiç kuşkusu olmasın. Ama buradan benim dershanemde olmayan arkadaşlarım da tabii ki var. Onlar için de dershane başlasa bile belki her gün yayın yapamayacağım ama elimden gelen destek neyse, haftada bir günde olsa, iki günde olsa yine canlı yayın yapmaya devam ederim. Yine YouTube'a video koymaya devam ederim. Ders içinde video çeker yine sizinle paylaşırım. Ama ümitsizliğe asla kapılmanızı istemiyorum. Tamam mı? KPSS öne çekilmez. Çünkü DGS lise giriş sınavıyla TYT'yi öne çekmelerinin nedeni bu turizmle alakalı bir durum. KPSS'yi sanmıyorum ki etkilesin diye. Zaten YKS konuları birinci dönem konularıdır. Onları çoktan hocalar bitirmişti. LGS'de sadece derste gördükleri kadarından sınav olacak çocuklar. O yüzden diyorum ki KPSS'yi öne almazlar. DGS'yi de öne almazlar sanmıyorum. Ama YKS ve tabii ki LGS'yi öne aldılar. Onları alabilirler. Onlar da dediğim gibi konular zaten bitmişti. Zaten birinci dönem konuları sınavlarında çıkıyor. O yüzden onlarda problem yok. Ama biz KPSS olarak, DGS olarak, ALES olarak yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tamam. Evet arkadaşlar. Haydi bakalım sözel mantık sorularımıza devam edelim mi? Geldi mi herkes? Selman'ı İzmit'te transfer edeceğiz hocam. Bizim hocaların tüm yayınlarında var. He, süper. Zaten Selman galiba beni Birol Hoca'da gördükten sonra buraya geçiş yapmıştı. Öyle hatırlıyorum. Evet, gelsin tabii. Bizim kapımız her öğrencimize açık. Ben Kocaeli Murat Dershanesi'nde çalışıyorum. Orada olmaktan da çok mutluyum. Öğrencilerimle birlikte olmaktan çok mutluyum. Şöyle... Yani elimden geldiğince vakit geçirmeye çalışıyorum. Onlarla birlikte olmaya çalışıyorum. Çok da özledim onları. Umarım bir an önce birbirimize kavuşuruz. Sen de mi Biral Hoca'dan geldin? Hoş geldin o zaman. Sağ olsun Biral Hoca. Bayağı iyi reklamımı yapmış demek ki. Peki inşallah geldiğinize hiç pişman olmamışsınızdır. İnşallah iyi ki geldik hocam. İyi ki tanıdık sizi diyorsunuzdur. Hadi bakalım. Nedir canlı mı olan Selman, anlamadım ben, kaçırdım orayı, çok konuştuğum için o sırada kaçırdım. Ne canlı mı? Haydi bakalım soru gösteriyorum. Kalemler kağıtlar hazırsa haydi bakalım soruyu gösterelim. Evet Ahmet kendi gelmiyor. Gülsüm seni yolladı.
Evet, üniversite Haziran 15'te açılıyor da dershaneler biraz daha erken açılacak diye geçiyorum. Teşekkür ederim 2020 nikli arkadaşım. Haydi bakalım sorumuzu çözelim. Herkesin kalemi kağıdı yanında. Ayşe, Burak, Can, Derya, Elif, Fatih, Gamze ve Hasan adlı bir arkadaş grubu film seyretmek üzere sinemaya gitmişler. Sinemada Hababam Sınıfı, Tosun Paşa ve Neşeli Günler adlı filmler gösterilmektedir diyor bana. Kişilerin hangi filmi seyrettiği ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir diyor. Evet, haydi bakalım sorumuza başlayalım. Şimdi nasıl bir tablo yapmam gerekiyor? Kişileri önce sayacaksınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kişi var. Yani 5'ten çok kişi var. O zaman kişiyi kullanamam. Doğru söylüyorsun. Filmleri yazsak daha doğru olacak. Altlarına da çizgi çekeceğiz. Süpersin KPSS'cim, nikli arkadaşım. Evet, sinemada Hababam Sınıfı yukarı yazılacak. Tosun Paşa yukarı yazılacak. Neşeli Günler yukarıya yazılacak. Hababam Sınıfı'nı 4 kişi, diğer filmleri ikişer kişi seyretmiş. Çok iyi. Biz ne yapıyoruz? Az olanı yukarıya yazıyoruz. Filmler burada az. Hababam Sınıfı, Tosun Paşa, Neşeli Günler yaz yukarıya. Altlarını da kişi sayısı kadar çizgileri koy. Tablo 3 diyorduk biz buna. 2 olasılıkla çözülecek. Evet, Hababam Sınıfı 4 kişi diyor. 4 çizgi koyacağız. Diğer filmler 2 kişi diyor. Onlara da 2 çizgi koyacağız. Haydi bakalım, ben şimdilik yorumları kapatıyorum. Soru net görünsün diye. Ondan sonra yine açacağım. Herkes yapsın arkadaşlar. Yukarıya Hababam Sınıfı, Tosun Paşa, Neşeli Günler. Soldan sağa yazıyorsunuz. Ve tablonuzu ikiye bölüyorsunuz. Birinci olasılık, ikinci olasılık diye. 4 kişiyi Hababam sınıfına, diğerlerine de ikişer kişi. Hatta ben de tablomu yapayım, olur da sonradan katılan arkadaşlar olursa diye. Sonra altlarını siz de yaparsınız. Şöyle taslağını yapalım beraber. Hababam şöyle sınıfı diyelim. Yine Tosun Paşa diyelim ve Neşeli Günler filmi diyelim. Ne yapıyoruz? Filmleri yukarıya yazıyoruz. Ben şöyle, kamera birazcık sıkıntılı herhalde. Şöyle yapayım. Filmleri yukarıya yazacağım. Bu sorular hep iki olasılıkla çözülür diyeceğim. Şöyle ikiye bölüp buna birinci olasılık diyeceğim. Buna ikinci olasılık diyeceğim. Şöyle tablomu böleceğim. Ondan sonra ne demişti bana? Bakıyorum Hababam sınıfında 4 kişi olacakmış. O zaman şöyle, ben çok 4 yapamadım gibi, şöyle 4 kişi, diğerlerinde 2 kişi varmış. Şöyle ikişer tane çizgimi koyalım. Evet, tablomuzun taslağı bu olacak. Yalnız ben şunu biraz düzelteceğim. Hani tabloyu çok takmam ama siz görüyorsunuz diye düzeltme gereği hissettim. Şöyle buna şöyle yaparsam daha net olacak. Evet arkadaşlar, tablomuz bu olacak. Unutmayın, tablo 3'tür. Eğer kişi sayısı çoksa az olanı yukarıya yaz mantığıyla böyle bir tablo yapıyoruz. Evet, gösteriyorum soruyu. Elif ve Burak aynı filmi seyretmiştir diyor. Ayşe ile Can aynı filmi seyretmiştir diyor. Gamze ile Derya farklı filmleri seyrediyor. Neşeli Günler filmini seyreden kişilerden biri Fatih diyor. Burak ve Can farklı filmleri seyretmiştir diyor. Arkadaşlar, bu tarz sorularda önce kesin bilgilerle başlamak gerekiyor. Yani önce Fatih ile başlayacaksınız. Madem Neşeli Günler filmini Fatih seyrediyormuş, onu bir Neşeli Günler'e sabitleyeceksiniz. Sonra Elif ve Burak aynı filmi seyrederse neyi seyredebilir? Ona karar vereceğiz. Sonra da zaten diğer aynayı yerleştireceğiz. Farklı olanı yerleştireceğiz. Çat cevabı yapıştıracağız. Haydi bakalım tabloyu herkes hazırlasın. Ben de yorumları açacağım. Hocam ben yaptım dediğiniz an başlayacağım çözmeye. Evet, biraz bekliyorum. Bir baksın herkes. Notunu herkes kenara alsın. Soruya baksın. Benle birlikte sözel mantık çözüyorsunuz. Haydi bakalım. Evet, soru görünüyor herhalde şöyle yapınca da.
Tamamdır. Selman yerleştirmiş. Güzel. Evet. Başka? Evet. Züleyha da güzel. Züleyha da aramıza sonradan katıldı ama bize adapte oldu. Süper. Evet. Haydi bakalım. Yerleştirelim arkadaşlar. Oo, süper. Ben sözel mantık yapamıyorum diyen Lovenburger Nick'li arkadaşım. İyi olmuş başlaman değil mi? İyi ki o gün beni dinleyip yayına katılmışsın. Süpersiniz. Sen de yaptın. Bak iyi yapamıyorum diyordunuz. Ne güzel. İknur da çözmüş. Aferin. Çok iyi. Evet o zaman hadi ben de tablomu yapayım. Diğer arkadaşlarım da yaptılar sanıyorum ki. Ben de çözüyorum. Evet yerleştirdim. Süpersiniz. Evet tamam. Hadi bakalım o zaman ben de yerleştireyim. Ne diyor? Fatih neşeli günlerde diyor. Fatih'i şuraya yazacağım. Kesin olduğu için iki olasılıkta da yapacağım. Sonra ne diyor? Elif ve Burak aynı filmi seyredeceklerse bir burada yer var, bir burada. O zaman derim ki Elif ile Burak'ı önce buraya yazayım. Ama bir de buraya yazmam gerekiyor. Yukarıda sakın yazıp okla yer değiştirmeye kalkmayın. Çünkü yanlış yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine Ayşe ile Can aynı filmdeymiş. Ayşe ile Can'ı şimdi aynı yere yerleştireceğim. Ben yorumları kapatayım. Tahtam net görünsün. Tamam mı? Şöyle. Sonra açarım. Ayşe ile Can da aynı yerdeymiş. Burada aynı yerde olabilirler şu şekilde. Ama bana bir de diyor ki Burak'la Can farklı yerde olacak diyor. O yüzden benim Ayşe ile Can'ı buraya yazmamam gerekiyor. Can'la Burak aynı yere gelmesin diye. Şurası Ayşe olur, şurası Can olur. Burak burada olduğuna göre Ayşe burada olacak, Can burada olacak arkadaşlar. Bu şekilde yapacağım. Peki başka Gamze ile Derya da farklı yerlerde olacaklarmış. Onu da nasıl yerleştiririm? Gamze ile Derya'yı şuraya Gamze derim. Şuraya Derya derim. Şu şekilde ikisini okla yer değiştiririm. Aşağıda da şurası Gamze olur. Yine şurası Derya olur. Yine ikisini okla yer değiştiririm. Geriye kim kaldı? Hasan kaldı. Hasan'ın yeri de şurada boşalan yer. Hocam niye çizgiler koyuyorsunuz? Çizgileri koymamın nedeni bu işte arkadaşlar. Çizgi koyduğunuzda boş yeri görmek daha kolay oluyor. Elinde kalan son kişiyi boş yere yazmak gerekiyor. Evet hocam ben tabloyu anlayamadım. Bana bir daha bir anlatır mısınız diyeniniz varsa bir daha bir geçeyim arkadaşlar. Yok hocam biz süper anladık zaten kendimiz de yaptık. Nefesinizi yormayın diyenler için soruyu göstereceğim. Evet var mıdır tablo ile ilgili bir sıkıntı? Hocam anlayamadım diyeniniz var mı acaba? Geçeyim mi sorulara? Sanıyorum ki yok. Öyle mi? Tamam. Haydi o zaman soruyu göstereyim. Birinci sorumuz bir saniye hemen göstereceğim arkadaşlar şöyle. Tekrardan mı anlatayım? Tamam bir kere daha hızlıca anlatayım o zaman. Tekrar lütfen. Peki tabii ki ne demek? Sadece okları anlamadım. Peki hadi bir daha anlatıyorum. Herkes odaklansın tamam mı? Bir şeyler yazmayalım. Bir herkes buraya baksın. Direkt tahtaya bir bakın arkadaşlar. Şimdi bana soruda en kesin bilgi olarak önce Fatih vermiş. Demiş ki Fatih neşeli günlerde olacak. İki olasılığımda da Fatih'i neşeli günlere önce bir sabitledim. Tamam mı? Sonra bana dedi ki Elif ile Burak aynı yerde olacaklar. Şimdi ben kişi sayılarıma bakıyorum. Bunda 4 kişilik yer var. Bunda 2 kişilik yer var. Ben diyorum ki Elif ile Burak Hababam sınıfını izlemiş de olabilir. Tosun Paşa'yı izlemiş de olabilir. O zaman birinci olasılığında yani bir durumda Elif ile Burak Hababam sınıfına yazarken ikinci durumda Tosun Paşa'ya yazacağım. Bu da tamam. Peki. Sonra bana diyor ki Ayşe ile Can'ı da aynı yere yaz. Siz şimdi şunu düşünebilirsiniz. Hocam Ayşe ile Can burada olamaz mı? Yani Elif, Burak, Ayşe, Can olamaz mı? Olabilirdi aslında ama bana şöyle bir koşul verdi. Dedi ki Burak'la Can'ı asla yan yana getirme diyor. Burak'la da Can farklı yerde olacakmış. O zaman ben derim ki Elif, Burak buradaysa Ayşe ile Can burada olmak zorunda.
Elif Burak burada Tosun Paşa'daysa Ayşe ile Can'ı Hababam sınıfına yazacağım. Şimdi kırmızıları yerleştirdim. Mavili olan isimleri yerleştirdim. Sonra bana dedi ki Gamze ile Derya yan yana hiç gelmesin dedi. Farklı yerde olsun dedi. E tamam. Tamam, özür diliyorum. Gamze'yi Hababam sınıfına koydum. Derya'yı Neşeli Günler'e koydum. İyi de nereden biliyorsun? Belki Gamze Neşeli Günler'de, Derya Hababam sınıfında. Biz ne diyoruz? Farklı yerde olacaksa hep okla yer değiştirmeyi unutmayacaksınız arkadaşlar. Gamze ile Derya birbirinden farklı yerlerde olacaklarsa nerede olacağını bilemeyeceğimiz için ne yapacağız? Okla yer değiştireceğiz. E aynı şeyi aşağıda da yaptım. Elimde bir kişi kaldı. Hasan. E benim de tek boş yerim Hababam sınıfıydı. Hasan'ı oraya mecburen sabitlemiş oldum. Peki, var mı sorusu olan? Gamze ve Derya okla gösterilmeden olasılıkla da yer değiştirerek olmaz mıydı? Şimdi Gamze ile Derya'yı okla yer değiştirmeden yapsaydım eğer üçüncü bir olasılık ya da dördüncü bir olasılık açmam gerekirdi. Neden? Çünkü birinci olasılığımda bak Ayşe ile Can Tosunpaşa'dayken ikinci olasılığımda Ayşe ile Can Hababam sınıfında. Ben ne yapacaktım? Ayşe ve Can'ın Tosunpaşa'da olma durumunda Gamze'yi Hababam sınıfına, Derya'yı Neşeli Gün'le yazacaktım. Bir olasılık çıkacaktı. Yine Ayşe ve Can'ın Tosunpaşa'da olma durumunda Derya Hababam sınıfında Gamze Neşeli Günler'de olacaktı. İkinci bir olasılık çıkacaktı. Yani okla yer değiştirmezseniz şu tablonun yerine 4 tane tablo yapmanız gerekecekti. O yüzden okla yer değiştirmek her zaman aynı. Siz şunu düşünüyorsunuz. Hocam Gamze ile Derya'yı burada okla yer değiştiriyorum. Hababam sınıfıyla Neşeli Günler için. Aşağıda da aynısını yapıyorum. Ama bakın Tosunpaşa'daki kişiler değişiyor. Her olasılık için bunu yapmak durumundasınız. Yoksa 4 tane olasılık açmak zorunda kalırsınız. Anlaşıldı mı? Ahmet ablam burada. Sen neredesin ya? Anlaşıldı değil mi? Tamamdır. Sıkıntı yok. Peki. Gülsüm Ahmet'i yakaladım, gelmiş. Evet. Haydi bakalım ilk sorusuyla başlayalım. Aşağı buna göre diyor. Hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Herhalde soruyu anlamayan arkadaşım kalmadı. Geçelim, cevaplar gelsin arkadaşlar. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Evet, birinci sorunun cevabını alayım arkadaşlar. Cevabımız ne olmalı? Hangisi kesindir diyor. Bir defa Gamze'yi zaten şıklardan eleyin, değil mi? Çünkü o olasılıklı. Evet, çok güzel. Sorumuzun cevabı tabii ki Denizli olacak. Çünkü bu sorunun en kesin bilgisi Hasan'la Fatih. Hasan kesinlikle nerede? Hababam sınıfında. Evet, ikinci soruyu gösteriyorum arkadaşlar. İki, üçü de gösterecektim ama üç ile ikinin arası bayağı açık görünüyorsa şöyle ikisini birden göstereyim. Böyle okunuyor mu? İkisini birden çözün. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır diyor üstte. Aşağıda da filmleri kesin olarak belirlemek için diyor hangilerinin seyrettikleri filmleri bilmek gerekir diyor. İkisini birden okuyabiliyorsanız böyle tutacağım. Evet, ikinci sorum ve üçüncü sorumun cevaplarını alayım. Zeynep geç kaldın. Evet, ikinci ve üçüncü sorumun cevaplarını alayım. Evet, haydi bakalım ikinci ve üçüncü sorumuzun cevapları gelsin. Kötü mü? Şöyle yaklaştırayım mı? Bir saniye ayarlamaya çalışayım o zaman pikselini tekrardan.
Şöyle. Şöyle yapayım daha net görün o zaman. Şimdi iyi mi? Evet, ikinci sorunun cevabı geldi. İkinci sorumuzun cevabı arkadaşlar tabii ki Denizli olacak. Hasan ve Fatih aynı filmleri seyretmiştir diyor. Hasan'la Fatih hiçbir zaman yan yana gelmiyor. İkinci sorumuz Denizli olacak. Evet. Şimdi geldik üçüncü sorumuza. Onu da şöyle göstereyim. Uzaklaştırınca pikseli bozuluyor diyorsunuz. Şöyle yapalım. Evet, üçüncü sorumuz. Ben kimlerin yerini bilirsem soruyu daha net çözerim demeye çalışıyor aslında. Evet, kimlerin yerini net olarak bilirsem soruyu daha rahat çözerim. Üçüncü sorumuzun cevabı nedir? Hayır, C değil. Üçüncü sorumuzun cevabı C değil Selma. Yeri kesin olarak bilinmesi gerekeni soruyor. Kişilere seyrettikleri filmleri kesin olarak belirleyebilmek için aşağıdaki isimlerden hangilerinin seyrettikleri filmleri bilmem yeterli? Evet, şimdi oldu. Üçüncü sorumuzun cevabı Edirne olacak. Eğer siz Ayşe ve Gamze'nin yerini bilirseniz zaten Elif ile Burak'ın nerede olduğunu, Derya'nın nerede olduğunu kesinlikle bilirsiniz. Kilit nokta Ayşe ve Gamze'dir arkadaşlar. O yüzden sorumuzun cevabı Edirne olacak. Evet, bunun dördüncü sorusu. Ayşe'nin Hababam sınıfı seyrettiği biliniyorsa hangisi kesinlikle doğrudur diye sormuş bana. Ayşe'yi verdiğine göre kimi isteyecektir? Bir bakın bakalım. Burak'la Can'ı bilsek olmaz. Çünkü Burak nerede olduğunu bilirsek tamam Ayşe ile Can'ın nerede olduğunu biliriz ama Gamze Derya yine olasılığa düşer Selman. O yüzden illa ya Gamze'nin ya Derya'nın ikisinden birini bilmen gerekiyor. Çünkü eğer sen C demiştin ya Burak'ın nerede olduğunu bilmen demek zaten Ayşe Can'ın nerede olduğunu bilmen demektir. Gamze ile Derya'yı nasıl bileceksin? Onlar da yine olasılıkta kalacak. O yüzden. Evet, Ayşe Hababam sınıfını seyrediyorsa hangisi kesinlikle doğrudur diye sormuş bana. Ayşe'nin Hababam sınıfını seyretme durumu ikinci olasılığımdır. O yüzden cevabım tabii ki Ceyhan olacak. Çünkü Hasan'la Can aynı filmi izliyordur. Peki. Evet, güzel bir soruydu. Bunu da bitirdik. Son iki soru çözeceğim arkadaşlar. Ondan sonra sorularımızı bitireceğiz. Sona çok güzel bir soru saklamıştım. Ama önce onu çözdüreyim istiyorum size. Silelim hemen tahtamızı. Evet, şimdiki sorumuzu göstereyim. Daha önce böyle hiç soru çözmedik sizinle. Ne dershanedeki öğrencilerle ne de buradaki öğrencilerin hiçbiriyle böyle bir soru çözmedik. Evet, sorumuzu gösterdiğim. Sorumuz harfler ve rakamlardan oluşuyor. Bana demiş ki Ankara demiş, misket, keskin, mersin, sinmek gibi kelimelerim var. Bu kelimelerin karşılarında da rakamlar var. Ama bu şu demek değil. Ankara şu karşısındaki sayıyı ifade ediyor demek değil. Şu kelimeler de karışık, rakamlar da karışık. Sizden rakamların hangi harflere denk geldiğini bulmanızı istiyor. Bunu yaparken ortak harfleri yakalayıp ortak rakamları bulmanız gerekiyor. Yani şöyle, mesela Ankara kelimesinde 3 tane A var ya, şu rakamlardan hangisinde 3 tane aynı olan rakam varsa o Ankara olacak. Onu bulacaksınız. Mesela Ankara şu rakam. 43, 14, 94. Çünkü bunda 3 tane A var. Bunda da 3 tane 4 var. Bunun gibi ortak rakamları bulup eşleştirmenizi istiyor. Bakın birini ben eşleştirdim. Ankara şu rakam. Yani bu ne demek? A 4 olacakmış. N 3 olacakmış. K 1 olacakmış.
Haydi ona dikkat ederek siz de bulun bakalım. Bana i harfini soruyor önce. Harfleri kenara yazın. A kesinlikle 4 olacak. Bakın onu ben söylüyorum. Not alın. N kesinlikle 3 olacak. K 1 olacak. R 9 olacak. Zor değil İlknur. Çok zor bir soru değil. Sadece bu tarz sorularda, bakın bu tarz sorularda önceden bunlardan çok soruyorlardı. Bu tarz sorularda en çok harf hangisinde varsa oradan başlayarak yapmanız gerekiyor, tamam mı? Evet, bir daha söylüyorum. A 4 olacak. Şununla eşleştiriyorum. Çünkü bu kelimede 3 tane A var. Yani 3 tane aynı rakam olan tek şık bu olduğuna göre. Tamam mı? Ankara. Evet, bu olacak kesinlikle. Yani bu şu demek. A 4, N 3, K 1 demek. R de 9 demek. Ona göre eşleştirelim hadi. Bakın K 1 olacaksa keskin kelimesi o zaman bunlardan hangisi olur? Madem K 1 olacak, o zaman keskin kelimesinin şu olması gerekiyor bakın. Tamam mı? Ankara bu. Keskin kelimesi bu oldu. Niye? Çünkü Ankara'da K harfi var. Eşleştirdiğim şeyde K 1'e geliyor. Evet, keskinin o olması gerekiyor. Doğru. Şöyle devam edin. Bakın sinmek. K 1 olacağına göre sonu 1 ile biten ne var? Bakın sinmek sonu K olduğuna göre, K 1 olacağına göre 1 ile biten ne var? Şu var. O zaman derim ki sinmek kelimesi şu rakamlara ait. Haydi bakalım misketle Mersin'i de siz söyleyin. Evet, misket. Misket ve Mersin. M kesinlikle 6 zaten, değil mi? Çünkü misket M ile başlıyor. Mersin M ile başlıyor. İkisinin aynı rakam olduğu şu altılar var. K'den yapabilirsiniz. Dördüncüsü bir olan hangisi var misketle Mersin'de? Misket var. O zaman şu diyeceğim. Misket. O zaman Mersin'e de sonu 73 olan kalıyor. Misket. Çiğdem bir daha bak. Misket 73 olan mı? Hayır, misket 73 olan olmaz. Misket 28 olan olur. Mersin 73 olan olur. Çünkü miskette K var. İçinde bir geçmesi gerekiyor. Evet, rakamları buldunuz mu? Haydi rakamları bana gönderin. 1'den 9'a kadar hangi rakam, hangi harf o zaman? Hadi ben de tahtada eşleştiriyorum o zaman. Şöyle yapalım. Ankara'da 3 tane A harfi olduğu için rakamımız 4, 3, 1, 4, 9, 4 olacak. O şekilde. Sonra keskin kelimemiz var. K'nin 1'e denk gelmesi gerekiyor. O zaman 1 ile başlayan bir şey bulacağım. O da 125, 173 olan. Tamam. Şöyle Ankara'yı eleyelim. Ankara'yı bulduk. Ondan sonra neyi bulduk? Keskini bulduk. Tamam. Sonra dedik ki sinmek kelimemiz var. Sinmek kelimesinin sonunun 1 ile bitmesi gerekiyor. K1 çünkü. 1 ile biten şu var. 57, 36, 21. Tamam, bunu da eledik. Sonra misket ve Mersin kaldı. Miskette K harfi var. Onu da yazalım şöyle. Misket, Mersin. Miskette dördüncüsü K, içinde bir geçen rakama ihtiyacım var. O zaman derim ki 675, 128 olan misket olur.
O zaman 62, 95, 73 olan da Mersin olur. Yani bu soruyu çözerken de böyle çözeceğiz, tamam mı? Tekrar anlatmış oldum. Bakın A'lardan 3 tane olacak. O zaman aynı rakamın 3 tane olduğu bu var. Bu şu demek. A demek ki 4, K 1 oluyor. Keskin kelimesi K ile başlıyor. İçinde 1 ile başlayan bir şey olması lazım. Buna denk geldi. Ondan sonra diyorum ki yine bunda K var. Sonu K ile biten, yani 1 ile biten rakama ihtiyacım var. Bu olacak. Sonra misket ve Mersin var. Yine bunda bakın K var. K beni yönlendiriyor. Çok fazla kullanılmış. Dördüncüsü 1 olan bu var. Geriye de bu kalmış oldu. Bu şekilde çözeceğiz, tamam mı? Gayet güzel bir sorudur. Herhalde her şey herkes anladı. O zaman hemen cevaplara geçebiliriz. Evet, ilk sorumuz bana İ harfini soruyor. İ harfi hangi rakamdır diye sormuş. İ hangisi olur? Evet, işi bildikten sonra kolay aslında. İ'ye ne diyeceğiz arkadaşlar? Not aldınız zaten. İ. Evet, birinci soruya hangi cevabı vereceğiz? İ nedir? Tabii ki 7 olacak. Güzel. Evet. Buna göre diyor kemani sözcüğüne karşılık gelen şifreyi soruyor bana. Züleyha başını mı anlamadın? Arkadaşlar siz kenara kemani yazın. Hangi rakamlar olduğunu bulun. Ben de arkadaşınıza orayı anlatayım, tamam mı? Kemani hangi rakamlar? Herkes kenara yazsın. Ben bir Züleyha'ya şunu bir daha bir göstereyim. Züleyha, Ankara keskin sinmek, misket ve Mersin kelimeleri var. Karışık olarak da rakamlarımız var. Rakamlarla kelimeleri eşleştirmemizi istiyordu. Bu eşleştirilmiş hali. Normalde bunlar da karışık haldeydi. Ankara'da 3 tane A var. Demek ki şu rakamlardan içinde 3 tane aynı olanı bulmam lazım. Bak burada 4, 4, 4 var. 3 tane aynı var. Demek ki Ankara buna denk geliyor. Keskin kelimesi. Şimdi Ankara'daki K 1 olduğuna göre keskinin de 1 ile başlaması gerekiyor. O yüzden bu rakam olacak. Yine sinmek sonu K, yani 1, 1 ile biten bir rakam topluluğuna ihtiyacım var. Misket'le Mersin arasındaki fark yine dördüncüsü K, yani dördüncüsü 1 olacak. O yüzden bu misketken Mersin'de bu oluyor. Tamam, değil mi? Peki. Evet, herkes anladı herhalde. Şimdi kemani sözcüğüne karşılık gelen şifreyi soruyor bana. O zaman cevabımız ne olmalı? Kemani. K kesinlikle 1 olacak. 1 ile başlayacağız. Zaten DE gider. E 2 olacak. Değil mi? M 6'ya denk geliyor. A 4'e denk geliyor. 1, 2, 6, 4. Yani cevabımız... Evet. Cevabımız o zaman Bursa. Tamam. Evet, makara, mikser, aramak kelimelerinden hangisi ya da hangileri doğru eşleştirilmiştir soruyor. Evet, üçüncü soru için haydi bakalım cevaplar gelsin. Hangileri doğru eşleştirilmiştir? Evet, yeni cevaplarınız 3 için gelsin arkadaşlar. Evet, ikinci son cevabı Bursa'ydı. Şimdi 3 için cevapları almak istiyorum. Hangisi ya da hangileri doğrudur diye sormuş. Hoş geldin Melih Hocam. Evet, hangileri doğrudur acaba? Hepiniz farklı cevaplar verdiğinize göre demek ki bir yerde bir kopukluk oldu. O zaman tekrar bir bakmanızı tavsiye ediyorum. Evet, haydi bakalım. Doğru cevaplar gelsin.
Üçüncü sorunun cevabı ne olacak? Birileriniz C demiş, birileriniz E demiş. Emin olamadık. Haydi bakalım. Tablomuzu yapmıştık zaten. Haydi emin olmak istiyorum. Bildiğinizden emin olmak istiyorum. Cevabımız Edirne olacak. Evet, üçü de doğru. Evet, Melih hocamız da vatandaşlık hocamız dershanemizin nadir, güzel, iyi, hoş hocalarından biridir. Sempatik hocalarından biridir arkadaşlar. Çok da güzel ders anlatır Melih Gönenç. Salı günü akşam canlı yayın yapıyor ki bu akşam canlı yayını olması gerekiyor. Bir değişiklik yoksa buradaysanız hocam siz de bizi bilgilendirin. Bu akşam da değil mi? Melih Gönenç. Hocamızın sesi de çok güzeldir. YouTube'da da videoları var. Çok güzel şarkı söylüyor. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hocamın bir de vatandaşlık kitabı var. O da yine soru bankası olarak çok güzel. Ben de akşamları çözüyorum. Evet, üçüncü sorumuzun cevabı Edirne. Hocamın reklamını da yapmışken devam edelim. Son sorumuza geçelim arkadaşlar. Evet, üçü de doğru olacak. Haydi bakalım son bugünün son sorusu. Nereye attım soruyu bulursam. Şu an masamı görseniz hocam ya dersiniz gülersiniz bana. Arada bir kızım gelip gidiyor. Evet buldum. Evet Instagram var İknur hocamızın. Canlı yayında yapıyor. Görebiliyorsunuz canlı yayında hocanızı. Evet benim gibi yani o da. Önce başında bir görüyorsunuz merhaba diyor. Ondan sonra kağıdı gösteriyor. Ben de öyle yapıyorum ya mecbur. Evet Melih Gönenç. Evet bu tarz soru var tabii ki gelmiş olan o yüzden çözdürdüm. Önceleri çok çıkıyordu. Özellikle DGS'de bu tarz sorulardan çok geliyordu. Haydi bakalım bugünün son sorusu arkadaşlar. Bir kitapçıda matematik, fizik, kimya ve biyoloji kitapları satılıyor. Bu kitapçıdan alışveriş yapan Aslı Burak, Can, Derya, Esra, Fatma ve Giray adlı kişilerin aldıkları kitaplarla ilgili şunlar biliniyor. Can ve Derya aynı kitabı alıyor. Fatma kimya kitabı alıyor. Aslı, Derya, Giray farklı kitaplar alıyor. Herkes sadece bir kitap alacak. 3 kişi matematik, 2 kişi fizik kitabı alıyor diyor. Haydi bakalım. Ne yapıyoruz? Buna benzer bir soru çözmüştük. Kaan Polat sorusuydu o. Belki hatırlarsınız. A, B, C, D, E şıkları vardı. Kaan Polat gibi bir soruydu. Ben hatırladım soruyu. Umarım sizler de hatırlarsınız. Haydi bakalım arkadaşlar. İsimler çok fazla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane isim var. Yani 5'ten çok isim var. O zaman tablo 3'ü yapacaksınız. Ne yapacağız? Dersleri yukarı yazacağız. Altlarına da isimleri yerleştireceğiz. Evet, haydi bakalım kitapları yazın yukarıya. Matematik, fizik, kimya, biyoloji diye yazıyoruz. Kişi sayınız çoksa arkadaşlar ne yapacağız? Az olanı aşağı, az olanı yukarı yazacağız. Çok olanı onun altına yazacağız. Evet, herkes herhalde notunu alıyor. Ben şöyle yorumları kapatayım, soruyu daha iyi görün. Evet, matematik, fizik, kimya, biyoloji yukarıya yaz, böl tablonu ikiye, birinci olasılık, ikinci olasılık diye. Can ve Derya aynı, kenara not al. Fatma kimya, kenara not al. Aslı, Derya ve Giray'ın üçünü birbirine sakın yaklaştırma. 3 kişi matematik, 2 kişi fizikse 5 eder. Demek ki diğerlerine de birer kişi kalır. Çizgiler konuldu, tablo yapıldı herhalde. Notlar alındı mı kenara? Ben de tablomu yapabiliyor muyum? Aldınız mı notlarınızı? Evet, bugünün son sorusu için notlar kenara alındı mı? Yazdıklarınız gelmiyor mu? Geliyor. Evet, notlarınızı aldınız kenara. Peki ben de tablomu yapayım o zaman. Peki. Sizler de çözün. Çözdükten sonra bana yaptık hocam diye yazın. Bu arada görüntü bir kötüleşiyor mu? Ne yapıyor ya?
Arada bir beni görmenizi mi istiyor? Ne yapıyor? İnternet. Evet, sizler yazın bakalım yaptıysanız. Ben de tablomun taslağını yapayım. Ne yapacağım? Fizik diyeceğim. Kimya diyeceğim. Matematik. Biyoloji. Genelde sırayla yazardım ama bugün sırayı şaştım. Şöyle. Şurası birinci olasılık olsun. Şurası ikinci olasılık olsun. Ki niye bu kadar sıkıştırdığımı ben de bilmiyorum. Bugün var bir şeylik bende. Göremeyeceğinizi herhalde düşünüp şöyle. Evet. Ne demişti? 3 kişi matematik olacaktı. Şöyle matematiğe şöyle 3 çizgimi koyayım. 2 kişi fizik kitabı alacaktı. Şöyle. Toplam 7 kişi olduğuna göre diğerlerine de birer çizgi koymakta fayda var. Evet, herkes tablosunu yapmış. Süpersiniz. Haydi bakalım. Herkes tablosunu hazırladığına göre yerleştirmeye başlıyoruz. Fatma kimya kitabı almıştır diyor. Kimyaya Fatma'yı sabitleyelim o zaman. Şurası Fatma olsun. Kimyayı hallettik. Başka? Can ve Derya aynı kitabı alacaksa ya fizik kitabı alabilirler ya matematik. Birincisinde ben Can'la Derya'yı fiziğe yazayım. İkincisinde matematiğe yazayım. Tamam, bunu da halletti. Şimdi Aslı, Derya ve Gira'yı farklı yerlere yazacakmışız. Aslı, Derya ve Giray. Evet, Derya burada olduğuna göre benim Aslı ile Gira'yı bundan farklı ve birbirinden farklı yerleştirmem gerekiyor. O zaman Derya buradaysa Aslı ile Gira'yı, Aslı'yı buraya, Gira'yı buraya yazar. Ok'la yer değiştirirsem üçü birbirinden farklı olmuş oldu. Aslı'yı buraya, Gira'yı buraya yerleştirirsem, yine ok'la yer değiştirirsem bunlar yine birbirinden farklı oldu. Şimdi geriye kim kaldı bir bakalım. Esra'yı yerleştirmemişim. Bir de Burak kalmış. O zaman derim ki şurası Esra ile Burak olur. Aynı şekilde şurası Esra olur. Şurası Burak olur. Ok'la yer değiştiririm. Bakın bu tamamen daha önce çözdüğüm bir soruya benziyor. Ne yapmışlar? Soruda isimleri değiştirmişler. Orada A, B, C, D, E şıkları vardı. Burada 4 tane vermiş. Olur, fark etmez. Evet, sorumuz bu kadar arkadaşlar. Anlaşılmayan bir yer varsa, hocam bir daha bir geçer misiniz dediğiniz bir yer varsa anlatayım. Yoksa direkt soruları size göstereyim arkadaşlar. Evet, var mı anlaşılmayan bir yer soruda? Geçeyim mi? Peki. Herkes tabloyu anladı. Sen anlamadın mı Gülsüm? Peki bir daha anlatıyorum o zaman diğer arkadaşlarım için. Peki. Gülsüm bir daha anlatıyorum anlamayan arkadaşlarım için. Bak, kimyada kesinlikle Fatma varmış, verdi onu. Zaten soru onu bana net olarak verdi. Sonra dedi ki Can'la Derya aynı yerde olacak. Şimdi iki yer burası var. İki kişinin yazılabileceği bir de burası var. Birinci olasılıkla Can'la Derya'yı fiziğe yazdım. İkinci olasılığımda mecburen matematiğe yazdım. Buraya kadar tamam. Sonra dedi ki bana Aslı'yı, Gira'yı, Derya'yı sakın yan yana getirme dedi. Derya fizikte olduğuna göre, geriye kalan yerlerim de burası olduğuna göre Aslı ile Gira'yı farklı olarak ancak böyle yerleştiririm. Aşağıda da burayla burası boş olduğu için yer değiştiririm. Ama Aslı matematikte, Giray biyolojide olabileceği gibi tam tersi de olabilir. Ok'la yer değiştirmeyi unutmayacağım. Ondan sonra geriye 2 kişim kaldı. 2 kişilik de yerim boş. Esra ile Burak'ı buraya yazdım. Ama aşağıda 2 kişilik yerim yok. İkisi de farklı farklı yerlerde. O yüzden Burak matematikte, Esra fizikte ya da tam tersidir deyip ok'la yer değiştirdim. Yani ikinci tablomda 2 tane ok kullanmak zorunda kaldım. Şimdi oldu mu acaba? Var mı anlaşılmayan bir yer şimdi? Herkes anladıysa soruları göstereceğim arkadaşlar. Anlamayan varsa mı lütfen yazsın. Tekrar ederim. Hiç problem değil.
Peki. Evet, altıncı sorumuz arkadaşlar. Can fizik kitabı satın almışsa hangisi kesinlikle doğrudur soruyor bana. Can fizik kitabı almışsa hangisi doğrudur? Can fizik almışsa hangisi kesinlikle doğrudur? Evet, sorumun cevabı ne olacak? Kesin olanı soruyor. Bakayım kim ilk olarak cevap gönderecek. Oo, güzel. Ben yapamıyorum sözel mantık diyen arkadaşlar cevapları ilk gönderenler oluyor. Süpersiniz. Evet, çok iyi arkadaşlar. Sorumuzun cevabı tabii ki Ceyhan olacak. Neden? Çünkü Can fizik kitabı alırsa Esra ile Burak matematik alıyor. Evet. Bu soru bu. Peki. Diğer soruyu şuradan göstereceğim. Haydi bakalım 7. soru. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Esra'nın satın almış olabileceği kitaplardır diyor. Esra'yı nereye yazmıştık onu soruyor aslında. Esra nerede olabilir? Evet, Esra ne almış olabilir? Artık sınavda hiç yapmadan çıkmak yok. Cevabı Adana diyen arkadaşım, biraz daha dikkat et çünkü okla yer değiştirmiştik, değil mi? Okla yer değiştirdiğimizi unutmayacağız. Evet, okla yer değiştirip soruda ama onu kullanmazsak olmaz. Tabii ki sorumuzun cevabı Denizli olacak. Çünkü Esra fizik de almış olabilir. Yer değiştirirsem matematik de almış olabiliyor. Evet, o yüzden Denizli olacak. Gözümden kaçtı olsun. Nazar boncuğu olsun. Haydi bakalım 8. soru için cevaplar gelsin. Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak yanlıştır soruyor. Evet, kesin olarak yanlışı soruyor bana. 8. soru için cevapları istiyorum. Hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. Kaçıran arkadaşlarım için videoyu YouTube'a atacağım arkadaşlar. Oradan da izleyebilirsiniz. Birincisini de, ikincisini de, ilk saati de atacağım. Evet, 8. sorumun cevabı nedir acaba? Evet, cevabımız tabii ki Edirne. Çünkü Derya hiç biyoloji kitabı almıyor. Çünkü biyolojiye baktığımda ya Aslı ya Giray var. Başka da kimse yok. Evet, cevabımız Edirne. Haydi bakalım 9. ve son sorumuz. Kapanışı bu sorumuzda yapıyoruz. Aslı'nın matematik kitabı aldığı biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. Evet, 9. soru için cevaplar gelsin. Aslı'nın matematik kitabı aldığı biliniyorsa hangisi kesinlikle yanlıştır? Aslı matematik alırsa yanlış olanı arıyoruz arkadaşlar. Evet, sorumuzun cevabı B olacak. Çünkü Aslı matematik alırsa Esra'nın fizik kitabı alması kesinlikle mümkün değil. Tamam. Haydi bakalım kapanışımızı yaptık. Bugün bayağı bereketli bir gün oldu sanki. Bir 6-7 tane sanıyorum ki soru. Onunla ilgili de 4'er sorudan bayağı bir soru çözdük. Ben hesaplayamıyorum. Sizler hesaplarsınız artık kaç soru çözdüğümüzü yanınıza not aldınız çünkü. Evet, umarım sizin için de verimli geçmiştir arkadaşlar bugünkü dersimiz. Bir daha söylüyorum. YouTube'a atacağım, hikayeye kaydedeceğim. Başını kaçıran varsa oradan izleyebilir. Aynı zamanda ben yarın maalesef ki burada olmayacağım arkadaşlarım.
Yarın Zoom'da dersim var çünkü. Bütün gün Murat Eğitim'de olacağım. Öğrencilerimle hasret gidereceğim. Ama Perşembe günü ne yapıyoruz? Eylem konusuyla devam ediyoruz. Etrafınızda TYT öğrencisi varsa arkadaşlar, sınava hazırlanan, onları da söyleyebilirsiniz. Eylem konusu, sözel mantık hariç. Eylem konusu, işte sözcük, cümle, paragraf, onlar da yayınımızı izleyebilirler. Evet, ben teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bana ders anlatmak iyi geliyor. Burada olmak iyi geliyor. Dersi sizinle paylaşmak, bilgilerimi sizinle paylaşmak iyi geliyor. Umarım size de aynı şekilde ben iyi geliyorumdur. İyi öğreniyorsunuzdur. O kalplerden ben de yollayabilsem ben de basacağım pak 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 diye, ama ben basamıyorum maalesef. Siz benim yerime de coşturun kalpleri o zaman. Evet, sorusu olan olursa arkadaşlar DM'den atabilirsiniz, WhatsApp'tan atabilirsiniz. Ben hemen dönemiyorum, ancak oruç kafama vuruyor bazen. Ancak 9'dan 10'dan sonra görebiliyorum. Teşekkür ederim, öperim kızımı da. Arada bir geldi gitti, bilmiyorum sesini duydunuz mu, ama arada bir geliyor gidiyor. Haydi bakalım, görüşmek üzere, bir gün yine bir rehberlik dersi yapalım sizinle, tamam mı? Açalım kamerayı, konuşalım, sohbet edelim, biraz da şarkı dinleyelim. Size yeni yazdığım şiiri okurum. Ne zaman olur Ezgi? Perşembe günü eylem yaparız. Cuma günü belki sözel mantık yaparız. Ben zaten bir gün önceden duyuruyorum. Cuma, evet, çarşamba yokum. Perşembe günü eylem taraması yaparım. Cuma günü de sözel mantık, yine kaldığımız yerden devam ederiz. Tamam. Haydi bakalım, kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Öpüyorum sizi. Hoşça kalın.